Türkiye'den ülkemize su geldi. Ancak bu suyun nasıl yönetileceği konusunda henüz bir karara varılamadı. Mikrofon uzattığımız vatandaşların da farklı görüşleri var. Bu konudaki tek ortak görüş ise konunun bir an önce karara bağlanması. Biliyorsunuz Türkiye'den su geldi bizlere. Ancak bu konuda hala bir sonuca ulaşılamadı, bir karar alınamadı. Öncelikle gecikmesi konusundaki görüşünüz nedir ve şimdi kim yönetmeli? Altyapı yapılmadı mesela, su geldi. Önce altyapınızı temin edeceksiniz ki ondan sonra suyu getiresiniz. Şimdi su geldi, altyapı daha devam ediyor. Şimdi suyu kim getirdi? Maddiyatını kim ödedi? Öncelik hakkı onun olması bence. Şimdi bu işi belediyeler veya verirlerse daha iyi olur düşüncesindeyim. Ama şimdi belediyeler bu işi yapabilecek mi? Ondan da şüpheliyim. Mevcut şartlarda gördüğümüz kadarıyla. O yüzden yani çok net olarak da Özel en iyisidir. Boş verin. Gerçekten Özel'e vermek bu işi en iyisidir. Vallahi bilemiyorum. Biz sonuçta Türkiye'ye teslim olmuş bir Kıbrıs olduk. Onlar ne derse oluyor. Yani hiç ümidim yok. Türkiye ne derse olacak gibi görünüyor. Onların istediği olacak sonuçta. Yani bizim hiçbir şekilde hiçbir özgürlüğümüz yok burada. Kalmadı yani. Kişisel olarak görüşünüz nedir? Kamu özel ortaklığı mıdır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının yönetmesi midir suyu? Hangisidir? Ortaklık olabilir en kötü ihtimal ama tümüyle Türkiye'nin idare etmesi bence yanlış. Yani artık ne bileyim yani Türkiye'nin bir ili olmuş gibi olduk yani artık. Öyle bir şey. Yani biz KKTC ayrı bir hükümet kurduğu özgürlüğüne hiç sahip olmadık, olmayacağız da. Kamu özel ortaklığı daha idealdir. Çünkü çok büyük rant var bu işte. Ben Magosa'dayım. 4,5 liraya su içiyorum. Lefkoş 6,5 liraya içiyor. Türkiye'den 1 lirası 2 liraya vatandaşa mal etmek lazım. En ucuza kim mal edecekse ben onu istiyorum. Ucuz ve temiz, sağlıklı su kullanmak istiyorum. Bir de su geldi ancak maalesef bu iş hala çözülmedi. Bir sonuca ulaşılamadı. Gecikmesinden dolayı da zaman zaman böyle şikayetleriniz oluyor. Şikayetler var tabii. Her şeyin başında rant paylaşımı. O çok büyük bir rant var yani. 780 milyon metreküp su akacakmış. 1 liradan satsa 780 trilyon yapar bu. Yani çok büyük bir rant var. Bu rantı paylaşmak için herkes birbirleri rekabet ediyor. Kim daha çok bu pastadan pay alır hesabını yapıyor. Onun sıkıntısını da vatandaş çekiyor. Vallahi abim yani nasıl diyeyim? Çok güzel bir şey bu su konusu. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ama bizimkiler sağ olsun. Yani bu bir nimet gökten inmiş gibi piyango çıktı. Al da millete dağıt ya. Kırak kırak ederek susuz bunun içinde öldük bittik. Ve üstelik kireçli de. Maalesef. Ben damlama yaparım. Evde öyle damlacık lastik yaparım. Hep damlalar bozuldu, kireç tuttu. Bu dediğin gibi kireçsiz ne güzel su. Yani yöneticilerin suç. Ana vatan şükür olsun yani gerçekten gönderdi bu suyu. Lüzum versinler millete artık. Ayrı kızım mesela bir de söyleyeyim yani gerçekten bozulsa bizimkiler yani onaracak bu boruları yalan. Neyi onardılar? Yani bir şey aha bunu da tuttuk da yaptık desinler da inanayım. Hiçbir şey yapmadılar oğlum hiçbir şey. Tabii de o kadar milyarlarla paralar verildi. Ana vatan getirdi, ana vatan yönetsin. Ana vatan yönetsin. Şu zaten dediğimiz diyelim ki denizde patladı Allah etme. Onaracaklar. Yerdekini bile onarmaz kızım. Kazdıklar da durur öyle. Vallahi canım tek temennimiz belki bir uzlaşma olur. Biz de suyumuza kavuşuruz. İnşallah bir anlaşma olur ama. Ne diyelim biz? Nasıl bir düşünceniz vardır sizin? Kamu özel ortaklığı mı olmasıdır yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının yönetmesi midir bu suyu? O kadar. Yönetemeyiz biz. Yani. Hayır, yani imkanı yok. Neden öyle? Bizde öyle o teknik eleman yoktur bizde burada. Yani bu geldi madem bu su çok güzel ama yönetmesi lazım bizi getirenlerin Türkiye'nin. Bizde çünkü öyle bir şey yoktur bizde öyle bir
Yani öyle bir insan, öyle yetenekli, yani bu işle anlayan bir patlak olduğunda bir insanın ne zaman bu boruları bir gördüğünüz ya ne kadardır? Evet. Kim tamir edecek onları, kim bakacak? Öyle bir zaten araç yok elimizde. Onun için bana İnşallah. Göre Türkiye'nin o elemanların yükseltmesi lazım bunları, yönetmesi lazım. Peki bu olay... Tabii bizden de olacak içinde, tabii bizim mühendislerimiz de var. Şimdi onlar da şey etmeli. Evet. Ama yani ya ortaklaşa da bilmiyorum artık. Şimdi belediyeler kurdu bir şirket, o onları yönetecek diye. Şimdi onlardan da ayrıldı o şeyler, belediye. Ayrılmadılar ama dondurulmasını talep ediyorlar. Amacına ulaşamadığı için. Ulaşamadı tabii. Çünkü şimdi ÇTP aldı, parti meclisine götürdü. Ondan çıkacak. Şimdi hükümet durur bu yandan. O seni parti meclisine götürün, karar alsın diye. Gene aralama yollar. Mehmet Ali Terat başka konuşur. Yani bir sürü şey, yani olmaz. Sizlerin de aklı karıştı mı? Karıştı tabii ya. Darmadan etti memleketi. Hayır, yani darmadan etti memleketi. Yani ismi öyle de gitmez. Bu herhalde bozulacak, bu şey koalisyonda bozulacak. Yani bu su manasına ama bu koalisyonda verecek benim görüşüm. Benim görüşüm öyle. Şimdi bana göre bu suyu Kıbrıslı Türk yönetimi idare etmesi gerekiyor. Dağıtımını da belediyelerin yapması gerekiyor. Zaten bildiğiniz gibi belediyeler, 28 belediye, 26 tanesi bir araya gelerek Beski diye bir şirket kurdular ve şu anda yapmakta oldukları işi bu şirket vasıtasıyla yapmak istiyorlar. Kesinlikle Türkiye'den gelen suyu Kıbrıslı Türk yönetimi idare etmesi gerekiyor. Bu bizim bir şeyimizdir. Teslim edemeyiz. Türkiye'ye bu suyu biz teslim edeyiz. Ercan'ı görüyoruz şimdi. Tekel oluyor. Aksa'yı görüyoruz. Hemen tehdit ediyor. Yarın da içme suyu bir şeydir, haktır. Aniden kesebilirler. Dolayısıyla kesinlikle yönetim Kıbrıs'ı Türklerin elinde olması gerekiyor.
benim fikrim ortak yönetmeliler. Yani böyle ayrımcılık olmasın. Çünkü sonuçta burası Türkiye, de burası yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İkisi yani ortak birbirlerine beraber yönetmelidir. Bence Türkiye ile baksınlar, anlatsınlar. Başka çaresi yok bu işin. Yani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları birlikte mi yönetmeli bu suyu? Yoksa kamu özel ortaklığı mı? Yoksa sadece bizim makamlarımız mı yönetmeli? Hayır, bizim makamlarımız bu işi yapamaz bence. Belediyeler zaten meçhul ne halde oldukları çalışanını ödeyemez. Sigortasını yatıramıyor. Başka zaten hükümet edenlerin bir tarafı başka konuşuyor, bir tarafı başka konuşuyor. Yani işin açıkçası bu işi becerecek olan kişi herhalde Türkiye kanadıdır bence. Ama bilmiyorum yani sonun ne olur. Kamu görevlisi olduğum için az çok bu işlerin içerisindeyiz. Belediye personeliyim. Biliyorsunuz belediyeler, belediye başkanları BESKİ diye bir şirket kurdular. Kendi haklarının mücadelesinde gerçekleştirdikleri bir yöntemle. Yani şimdi suyun ülkemize gelmesi çok güzel bir şey. Ama bir de şöyle bir şey vardır, bir tarafımız suyla çevriliyken neden yani ana vatanımızdan bize su gelsin? Siyasi görüş olarak tabii ki büyüklerimizin, devletimizin görüşü nedir onu bilemeyeceğim. Bu veya bizi aşar. Ama bir vatandaş olarak böyle bir hizmetin bize sunulmasından mutluyuz. Ama bunu ne şekilde, nasıl, doğru düzgün nasıl kullanacağız? Orası şimdilik bir muamma. Vatanımız için, milletimiz için hayırlısı neyse, nasıl bir yönetim olacaksa hepimiz için hayırlı olsun. Bu suyu Türkiye'nin yapmış olduğu masrafla geldi, değil mi? Dolayısıyla şimdi burada bizim belediyeler veya parti, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu sahiplenmek istedi. Nitekim Talat'ın açıklaması öyle. Bence bunu özel şirketlere verilmesi lazım. Zaten bizim belediyeler talep etti bu su verilsin. İmkan ve ihtimal yoktur. O belediyeler o masrafı yapamaz ve ulaştırsınlar her bölgeye suyu. İmkanı yok. Çünkü açıklama yapıldı. Ne kadar daha para ister. Dolayısıyla Türkiye bunu bitirecek. Şirketlere veya devlet çalıştıracak. Nitekim söyledi ki Bakanlar Kurulu kararıyla bu su çalıştırılacak. Onun için çok iyi bir iş ama biz değerini bilemedik. Oturup anlaşmaları gerekir. Bu su geldi buraya kadar. Bu kadar fedakarlık yapılmışken karşılıklı şey edilir. Bu suyun bir maliyeti var gelişi. Bu maliyeti de her halükarda herkes ödemesi gerekir. Yani beleş de olacak değil bu. Onun için ortak bir noktada buluşup çözüme ulaşmaları gerekir. Yorumlarsınız? Hükümetin utanmazlığı diyoruz artık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yani bu su gelişi bize çok hayırlı olacaktır. Hükümetimiz ve siyasilerimiz çok değerlendirmeleri gerekir bu konuyu. Ve nasıl diyeyim sana, ilk önce o suyun hemenden milletimize hayırlı bir şekilde olması için hız versinler. Sükunet değildir. Ben tarafsız konuşuyorum sizlere. Yani partizanlık dışında bize bu su 40 yıl önce gelmesi lazımdı. Barış harekatıyla beraber. Ancak Türkiye'mizin o günlerde kim imkanlar olmadığından dolayı bugün bize hayırlı oldu. Bunu iyi bir şekilde değerlendirelim ve çiftçimizin daha asgari bir şekilde, hayvancımızın daha asgari bir şekilde üretimini hızlandırılsın. Hükümetimiz hangi işi zamanında yapmış ki suyu zamanında yapacak? Şimdi bu suyun zaten bu şekilde gecikmeli olması dolaylı olarak halka maddi manevi bazı zararlar vermektedir şu anda. Şimdi bu konuda aslında siyasetçilere daha çok soru sormak gerekir. Niye bu şekilde uzlaşmazlık yapıyorlar? Sonuçta bütün yatırımını yapıp buradaki adanın halkına, toprağına getirmiş bir su var. Ancak bu suyu
nasıl paylaşacağını, artık paylaşamadıkları bir pasta mı var ortadaki? Herkes bir pay almaya çalışıyor herhalde. Kimin en çok payı alacağına karar veremedikleri için bunu paylaşamadılar. Paylaşamadıklar için de arada dediğim gibi olan yine halka oluyor. Ne gelen sudan faydalanabiliyor ne de Türkiye ile olan anlaşmazlıktan dolayı bu defa maddi olarak da takdir edeceksiniz. 13. maaşlar var, bilmem neler var. Onlar sıkıntıya girdi. Nereye kafa tutulduğunu açıkçası ben anlamış değilim. Vallahi biz bunu basından takip ediyoruz. Gerçek nedir? Ancak söylenenler bilemiyoruz. En kısa sürede hallolmasını istiyoruz. Şu veya bu şekilde. Ama madem bu su Kıbrıs'a verildi, KKTC'ye verildi, KKTC kullanacak, kullanım hakkının da doğal olarak bizde olması gerekir diye düşünüyorum ben. Vakit kaybettik. Halbuki o konuda bizim ehil, uzman elemanımız yok. Yanlış bir politika uyguladık. Belediyeler Birliği Başkanı belediyedeki işini tam yapsın. Bunun altından hiç kalkamaz. Benim kızım Gönüllü bölgesinde oturur. Pencereleri açamayız. Sinekten yollar bozuldu, arabalar çürüdü. Onları yapsın evvela. Böyle su onun için çok büyük iştir. Altından kalkamaz. Yani Türkiye'nin yönetmesi daha doğru. Türkiye'nin yönetmesi lazım. Çünkü diyelim ki borular patladı, ne yapacak? Türkiye halledecek o işi. Gönyeli Belediye Reisi, Gönyeli...